Sevgili gençler, diziler konusunun 3. bölümü geometrik dizidir. Geometrik dizi, ardışık terimleri arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Ne demek istiyoruz yani? Burada geometrik diziyi tanımlarken gençler, A1 eşittir A1, A2 eşittir A1'den R ile çarpımı kadardır. A3 de A1 çarpı R kare olmak üzere. Yani A2'nin A1'e oranı arkadaşlar nedir? A1R bölü A1. Buradan ise A2'nin A1'e oranı eşittir R çıkar. Peki A3'ün A2'ye oranı, bu da A3 A1 çarpı R kare bölü A1 çarpı R olacaktır. Burada yine A3 bölü A2 arkadaşlar yine R olacaktır. Farkındaysanız ortak. Biz bunlara ne diyecekmişiz gençler? Geometrik dizi. Geometrik dizide ilken terim toplamı gençler. A1 eşittir A1. A2 eşittir A1 çarpı R. A3 eşittir A1 çarpı R kare. Nokta nokta. AN eşittir A1 çarpı R üzeri N eksi 1 olarak gösterilir. Yani bizim genel terimimiz. O zaman renkli kaleme yazalım bunu. Dizinin genel terimi gençler. Genel terimi AN eşittir A1 çarpı R üzeri N eksi 1 olarak yazılır. Peki burada A1 ilk terim, R ortak çarpandır arkadaşlar. Aritmetik dizide hatırlayın, ortak fark idi. Burada ortak çarpandır. Peki bir tane uygulayla bu işi netleştirelim. AN eşittir 3 çarpı 2 üzeri n olduğuna göre AN dizisinin ortak çarpanını bulalım arkadaşlar. Ortak çarpanı kaçtır? Renkli kalemi aldım. Köpeğimiz yine avlıyor arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Sizlere günaydın diyor aslında. A1'i bulalım. 3 çarpı 2 üzeri 1'den A1 ne çıktı gençler? A1 eşittir 6. A2 eşittir A1 çarpı, yani 3 çarpı 2'nin karesinden, değil mi? İse A2 eşittir buradan 2 kere 2 4 12 çıkıyor. A3'ü de bulalım. Çünkü ortak çarpanı bulmam için eşit mi diyor. Bakalım 3 çarpı 2'nin kübü ise yukarıdaki denklemi yerine koyuyorum. A3'te 24 çıkıyor. Bakalım şimdi R ortak çarpan neydi? A2'nin A1'e oranı veya A3'ün A2'ye oranı veya nokta nokta gidecekti. R eşittir 12 bölü 6 gençler. O da eşittir 24 bölü 12 eşittir nokta nokta. Demek ki R eşittir 2'dir. Bu dizide bir geometrik dizidir sevgili gençler. Olduğuna göre A1 artı A2 artı A3 toplamı kaçtır? Sevgili gençler, dikkat edecek olursanız burada yine bir geometrik dizi verilmiş. A1'i bulalım önce. A1 eşittir 5 çarpı 3 üzeri 1'den A1 eşittir 15 cepte. A2 eşittir 5 çarpı 3 üzeri 2'den arkadaşlar. A2 eşittir 3 kere 2 9, değil mi? Çünkü karesi 9, 45 cepte. Aslında bundan sonra dikkat ederseniz 45 bölü 15 3 olacağı için ortak çarpan 3'tür. 3 ile çarpsak da olacaktır. Ama biz yine ne yapalım? A3'ü yukarıdaki formülde yerine koyalım. 3 üzeri 3 ise A3 eşittir gençler. 27 çarpı 5'ten yine 135 sonucuna ulaşırsınız. Peki ne soruyor bize soruda? A1 artı A2 artı A3 toplamı kaçtır diyor. 15 artı 45 artı 135'ten. Buradan 135, 140, 180, 195 sonucuna ulaşırız. İlk terimi 81. Ortak çarpanı 1 bölü 3 olan geometrik dizinin 6. terimi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi önce ne yapmamız gerekiyor? A1'i biliyoruz. A1 eşittir 81 verilmiş. R ortak çarpanı da 1 bölü 3 verilmiş. Genel terimi nasıl bulunuyordu hatırlayın. AN eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1'di. 6. terimi sorduğu için
A6 eşittir A1 çarpı R üzeri 5'tir sevgili gençler. Renkli kalemimi aldım. Bu durumda A6 eşittir A1'imiz 81 çarpı 1 bölü 3 üzeri 5. Ben 81'in 3 üzeri 4 olduğunu biliyorum. Bunu da 1 bölü 3 üzeri 5 olarak aşağı yazdığım zaman A6 eşittir. Burada gençler 3 üzeri 4, 3 üzeri 4'te buradaki bir tane sadeleşir. 1 bölü 3 kalır. Demek ki sonucumuz 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Pozitif terimli bir AN geometrik dizisinde gençler A5 ile A9 verilmiş olduğuna göre A7 kaçtır diyor. Şimdi yine aynı mantıkla yürüyebilirsiniz. Yani A5 neydi? A5 eşittir 27 ise A1 çarpı R üzeri 4 eşittir 27. A9 eşitmiş 1 bölü 3'e ise gençler A1 çarpı R küp R üzeri 8 eşittir 1 bölü 3'müş. Renkli kalem aldım. Şimdi hatırlarsanız aritmetik dizide yok etme yapıyor idik. Burada da oranlıyorum birbirine. Yani birbirini götürsün A1'ler diye. Burada A1'ler cırt cırt gitti. Yani aşağıda 1 bölü R üzeri 4 kaldı eşittir. 1 bölü 3 ters çevirip çarptığın zaman 81 olacak gençler. Buradan R üzeri 4 eşittir 1 bölü 81 ise R eşittir. Burada aslında artı eksi 1 bölü 3 fakat ne diyor bize dikkat edecek olursanız pozitif terimli diyor. O zaman R'nin 1 bölü 3 olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. Peki şimdi siyah kalemimi aldım. Bir de A1 lazım bana. A1 nasıl bulacağım? Herhangi bir tanesinde bakın yani şurada A5'i biliyorum ya A5 eşittir 27'yi biliyorum. Oradan yerine koyabilirsiniz. A1 çarpı R üzeri 4 eşittir 27 demiştim. A1 çarpı 1 bölü 3 üzeri 4 eşittir 27'den arkadaşlar. A1 eşittir. 3'ün kuvveti olarak yazsak daha iyi gözükecek. 3 üzeri 4 aşağı geliyor çünkü. 3 üzeri 3 de buradan 3 üzeri 7'dir arkadaşlar. Bunu da şöyle kare için dikdörtgen için alalım. Artık bundan sonrası basit. A7'yi soruyor. A7'nin formülü neydi? A1 çarpı R üzeri 6 idi. Yani A7 eşittir. A1'imizi artık 3 üzeri 7 bulduk. Çarpı 1 bölü 3 üzeri 6. Burada yine artık işlem becerimizi konuşturalım. 1 bölü 3 üzeri 6'dan A7 eşittir gençler 3 olarak çıkar. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır arkadaşlar? Yine aynı mantıkta hatırlayın ne demiştim? A1 eşittir x, A2 eşittir 6x eksi 3, A3 eşittir 3x artı 6 olmak üzere A2'nin A1'e oranı eşittir yani ardışık terimlerin oranı A3'ün A2 oranı eşittir lap lap lap. Hepsi ne olmak zorundaydı gençler? Eşittir R ortak çarpan. Peki buradan yürüyelim şimdi. Bunu kazanımlarımda anlatmıştım. 6x eksi 3 bölü x eşittir 3x artı 6 bölü 6x eksi 3'ten işler dışlar yaptığım zaman 36x kare eksi 18 18 36x artı 9 eşittir 3x kare artı 6x çıkacaktır. Burada gençler 33x kare eksi 42x artı 9 eşittir 0'dan her tarafı 3'e sadeleştirdim. 11x kare eksi 14x artı 3 eşittir 0 denklemine ulaştık. Bundan sonra artık denklem yukarı yazıyorum şu boşluğu değerlendireceğim. 11x kare eksi 14x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri nelerdir? 11x'e x eksi 3'e eksi 1 olur bu. Çarptığın zaman 3, topladığın zaman ortayı veriyor. Doğru yaptık. 11x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0'dır. Buradan bir tane x 1 çıkar. Bir tane x de 3 bölü 11 çıkar gençler. Biz x eşittir 1'e göre bulalım önce. Yani A1'imiz ne olacak o zaman x eşittir 1'e göre? A1 eşittir 1. A2 eşittir 3. A3 eşittir 9 olacak. Buradan R ortak fark 3 bölü 1'den 3. Bu cepte. Buradan ne olacak? A1 eşittir 3 bölü 11. A2 eşittir 6 çarpı 3 bölü 11. 18 bölü 11 eksi 3'ten 33. Eksi 15 bölü 11 olacak. A3 eşittir gençler
3 bölü 11, 9 bölü 11, 66, 75 bölü 11. Bakın şu anda yapıyorum sizinle beraber ki tam olsun. Buradan ortak farkta, ortak çarpanda böldüğün zaman gençler eksi 5 çıkar. Yani ortak çarpanımız R 3 eşittir 3 veya R eşittir eksi 5 olabilir sorunun sonucunda. Olduğuna göre P8 kaçtır? Arkadaşlar P6 bölü P5'i 8 vermiş. Oradan bir önce denklem yakalayalım. Yani A1 çarpı A2 çarpı lap lap A6 bölü A1 çarpı A2 çarpı lap lap A5 eşittir 8 vermiş. Çünkü Pn ilk n terimin çarpımı olarak bize tarif etmişler. Burada A1'den A5'e kadar birbirini götüreceği için A6 eşittir 8 kalacak. Yani burada A1 çarpı R üzeri 5 eşittir 8. Bu cebimize dursun arkadaşlar. Bu bize ileride lazım olacak. Devam ediyorum. P4 bölü P8 diyor. Orada da ne olacak? A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 bölü gençler. P8 diyor. A1 çarpı A2 lap 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 A8 eşittir. 2 üzeri eksi 14. Onu 1 bölü 2 üzeri 14 yazıyorum. Eksiden kurtulmak adına. Yani 1 bölü A4'e kadar götürecek. 1 bölü A5 çarpı A6 çarpı A7 çarpı A8 ne olacak gençler? 1 bölü 2 üzeri 14. Buradan da A5 çarpı A6 çarpı A7 çarpı A8 bize 2 üzeri 14 olarak gelecektir. Siyah kalem alıyorum. A5 neydi? A1 çarpı R üzeri 4. A1 çarpı R üzeri 5. A1 çarpı R üzeri 6. A1 çarpı R üzeri 7 de 2 üzeri 14 olacaktır. Burada A1 üzeri 4 çarpı R üzeri 7, 13, 18, 22 eşittir 2 üzeri 14 gençler. Her tarafın kökünü aldığınız zaman A1 çarpı A1 karesi çarpı R üzeri 11 eşittir 2 üzeri 7 olacaktır. Bu da cebimize dursun. Bu da lazım olacak bize. Şimdi şu ikisini kullanalım arkadaşlar hemen. Yani A1 çarpı R üzeri 5, 8'di. A1 kare çarpı R üzeri 10 o zaman ne olacak buradan? Her iki tarafın karesini alıyorum. 64 yani 2 üzeri 6. Bunu onun altına yazıyorum. A1 kare çarpı R üzeri 11 eşittir 2 üzeri 7'den gençler. Oranlıyorum her zaman yaptığım gibi. Oranladığım zaman A1 kareler cırtladı. 1 bölü R eşittir 1 bölü 2'den. R2 çıkıyor arkadaşlar. Şunu kullanalım. R2 çıktığı için A1 çarpı 32 eşittir 8'den de A1'de 1 bölü 4 çıkıyor. Bunlar da cepte. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. P8'i soruyor. P8 neymiş tarifte? A1'den A8'e kadar sayıların dizilerin çarpımı. Yani A1 çarpı A1 çarpı R çarpı A1 çarpı R kare lap 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 A1 çarpı R üzeri 7 olacak. Yani 8 tane A1. A1 üzeri çünkü 8'e kadar gidiyor ya. A1 üzeri 8 çarpı 1'den 7'ye kadar giden sayıların toplamı R üzeri 7 kere 8 56, 2'ye böl 28 gençler. Bundan sonrasını artık yapmayanı döverler. Koyun yerine 1 bölü 4'ün 8. kuvveti çarpı R üzeri 28 diyor. Yani 2 üzeri 28'den. Aşağıda 1 bölü 8, 4 ne olacak? 2'nin karesi. Burası 2 üzeri arkadaşlar 16 olacak çarpı 2 üzeri 28'den. 2 üzeri 12 sonucuna ulaşırsınız. Olduğuna göre diyor arkadaşlar dizinin 3. terimi kaçtır diyor. Şimdi dikkat edecek olursanız zaten 2 terim var. 4 tane terim de araya yerleştireceğim. O zaman A1'e ben 5 bölü 2 dersem 16 bölü 625 de A6 olur. Çünkü 4 tane de yerleştirmiş oluyorum. Peki A6'nın yazılışı nasıldı? A1 çarpı R üzeri 5 eşittir 16 bölü 625 arkadaşlar. İse A1'i yerine koyuyorum. 5 bölü 2 çarpı R üzeri 5 eşittir 16 bölü 625. Ben şimdi 2'yi buraya yani içler dışlar yaptığınız zaman daha doğrusu şöyle renkli yapalım gençler. 2 buraya çarpı olarak gelecek. 5 de buraya çarpı olarak gelecek. O zaman R üzeri 5 eşittir 2 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5'ten arkadaşlar. Her iki tarafın 5. dereceden kökünü alıyorum. Bakın bunu da alıyorum götürmek için. Çünkü R'yi yalnız bırakmam gerekiyor ya. İse R eşittir 2 bölü 5 olacaktır arkadaşlar.
Zaten A1'i de vermiş. Bundan sonrasını yapmayanı döverler arkadaşlar. Yani A3 eşittir A1 çarpı R kareden. A1'i 5 bölü 2 vermişler. Biz de R'yi bulduk. 2 bölü 5'in parantez karesi. 5 bölü 2 çarpı 4 bölü 25'ten A3 eşittir gençler. 2 bölü 5 çıkar. Olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar AN pozitif terimli bir geometrik dizi ve ilk 3 terimi de verilmiş. O zaman hatırlayın neydi? A1, A2, A3 olan bir geometrik dizide A2'nin A1'e oranı eşittir A3'ün A2'ye oranı eşit demiştik. Bu da neydi? R'ydi. Yani ortak çarpan. Burada aynı mantığı uyguluyorum. Yani A-3'ün arkadaşlar 1 bölü 4'e oranı eşittir 16'nın A-3'e oranına eşit olmak zorunda. Buradan yürüyelim. Şimdi 1 bölü 4 ters çevirip çarpıldığı zaman 4 çarpı A-3 olacaktır. Eşittir 16 bölü A-3'ten. 4 çarpı A-3'ün karesi eşittir 16. Burada arkadaşlar 4 ile sadeleştir. A-3'ün karesi eşittir 4. Her iki tarafın kökünü aldığınız zaman bakın buna dikkat etmekte fayda var. Burası A-3'ün mutlak değeri çıkacaktır. Çünkü artı eksi olacağı için. Burası 2. Yani bakıyorum şimdi A-3 eşittir 2 çıkacak. Buradan A-5 çıkar. Peki burada A-3 eşittir eksi 2'den A eşittir 1 çıkar. Bakın 1 koyduğunuz zaman burada 1-3 negatif yapıyor. O yüzden olmayacağı için almıyorum onu. Demek ki A eşittir 5 olur diyorum. Olduğuna göre A6 kaçtır diyor. Arkadaşlar A3'ü vermiş bana. O zaman şuradaki ifadede A3'ü kullanmaya çalışacağım. Yani N eşittir 3 için A6 bölü A3 eşittir 64 olacak. Yani A6 bölü 4 eşittir 64'ten işler dışlar yaptığınız zaman A6 eşittir 256 sonucuna ulaşırsınız. Olduğuna göre A3 kaçtır? Gençler önce A5'i kullanalım. A5 neydi? A1 çarpı R üzeri 4 eşittir 3 bölü 64. Bu elimizde kalsın. İleride kullanacağım bunu. Peki şurada nasıl bir ifade var? A7. A1 çarpı R üzeri 6 eksi A1 bölü. Aşağıda ise A1 çarpı R kübün parantez karesi eksi A1'in karesi eşittir 4 bölü 3 var. Yukarıda A1 parantezini alıyorum. Artık siyah kalem alayım. A1 parantezini alırsanız gençler R üzeri 6 eksi 1 olacaktır burası. Aşağıda iki kare farkı var. A1 çarpı R kübün eksi A1 çarpı A1 çarpı R küp artı 1. A1. Eşittir yine 4 bölü 3 olacaktır. Yukarıda R üzeri 6 eksi 1'i açarız. İki kare farkı olarak A1 çarpı R küp eksi 1 çarpı R küp artı 1 olacaktır. Bölü aşağıda bakın burada sol tarafta A1 parantezi var R küp. Eksi 1. Diğer ifadede yine A1 parantezi var. R küp artı 1 eşittir 4 bölü 3. Burada gidenleri yok edelim. R küp eksi 1 ile R küp eksi 1. R küp artı 1 ile R küp artı 1 cırt cırt. Hatta burada A1'ler de cırt cırt. Nefis bir şekilde çıktı ortaya. A1 eşittir 4 bölü 3 ise gençler. Buradan A1'in 3 bölü 4 olduğunu yakaladık. Bunu da cebime koydum. Sol tarafa geliyorum. Buraya R'yi bulmaya geliyorum. 3 bölü 4 çarpı R üzeri 4 eşittir 3 bölü 64 demiştik. 3'ler buradan sadeleşirse cırt cırt. Burada da 4 ile 64 sadeleşir 16. Yani R üzeri 4 eşittir 1 bölü 16 olacaktır. Neyin 4. kuvvetidir? O da R eşittir 1 bölü 2'dir. Bakın her şeyi bulduk. Bundan sonra artık işlem A3'ü soruyor. A3 eşittir A1 çarpı R kareydi gençler. A1'imiz 3 bölü 4 çarpı R kare diyor. 1 bölü 4 o da. İse A3 eşittir 3 bölü 16 çıkar. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor.
Arkadaşlar genel terimi AN olan bir dizi verilmiş bize. Bakın burada AN'in geometrik dizi olduğunu görüyorum. Geometrik dizi. Geometrik dizi. Yani o zaman biz BN'i kullanacağız. Çünkü yeni bir BN dizisi tanımlamışlar. Bunun hakkında biraz sorular sormuşlar bize. O zaman B1'i bulalım önce. B1 eşittir A2 eksi A1. Buradan B1 eşittir gençler. B1 eşittir. A2'yi yukarıda bulabiliyorsunuz. 3, 8 eksi 4'ten B1 eşittir. 4 çıkıyor. B2'yi bulalım. B2 eşittir. Yine aşağıda A3 eksi A2 eşitmiş. Öyle tanımlamışlar. Buradan B2 eşittir gençler. A3 diyor. 2 üzeri 3, 4 olacak. 16 eksi 8'den B2 eşittir. 8 çıkacak. Peki B3'ü de bulalım. B3'te ne olacak? A4 eksi A3. Burada ise gençler B3 eşittir. A4, 5, 32 eksi 16'dan da B3'te 16 çıkacak. Gençler burada hemen bakalım. Ne demiştik? Ardışık terimler arasındaki oranlar B1, B2 bölü B1, B3 bölü B2 eşitse bu geometrik dizi olacak demiştik. Bakalım 8 bölü 4 eşittir 16 bölü 8. O da eşittir 2 olduğu için. Demek ki bu arkadaşımızın ortak çarpanı 2'dir ve geometrik dizidir. Dizidir. Şimdi birinci şık zaten kafadan doğru geometrik diziyi yakalamış olduk. İkinci şıka bakalım. Ortak çarpan 2'dir zaten onu da ispatladık. 3 diyor bakın 3'te B5, B4 artı B6 bölü 2'dir diyor. Bu olmaz. Bu aritmetik dizide geçerlidir hatırlayın. Birbirine eşit uzaklıklık terimlerin aritmetik ortalamasıydı o. Bu olmaz. Sadece 1 ve 2 doğrudur sevgili gençler.